30 Kasım 6 Aralık haftalık koç burçlarımızla başlıyoruz. Instagram sayfam Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official'dan günlük yorumları da takip edebilirsiniz. Evet, özellikle bu hafta sizin için eğitim ve medya sorumluluklarınızın iletişimle alakalı ciddi anlamda artacağı bir hafta olacak. Daha az tanıdığınız insanlarla diyalog kurmak, çok vakit geçirebileceğimiz işle alakalı bazı sorumluluklar sizi biraz yorabilir ve sizin hani kendi tarzınızdaki enerjiyi daraltabilir ve aslında ustalıkla aslında keyifle hepsini başarabilecek bir hafta enerjiniz var. Özellikle bu sizin kendi kariyerinizle alakalı altyapıyı oturtmakla ilgili bu sorumluluklar, bu medya, bu diyalog, bu iletişim, bu toplantılar, bunların hepsi sizin sorumluluğunuzla alakalı olacak. Çok da başarılı olacaksınız, endişe etmeyin diyorum. Özellikle büyük firmada çalışan, kendi işiyle ilgili değiştirip farklı bir noktada haber bekleyen koç burçlarında güzel bir teklif haftası olacak ve bu sizi keyifli kılacak diyorum değerli koç burçları. Ama şöyle bir şey var, kendi işinizi yapan ve uzun süredir işinizle alakalı gerginlikler yaşayan bazı koç burçlarında da çok güzel bir oluşum ve sizi rahat edecek ufak ufak parasal evrede rahatlıklar söz konusu olacak. Bu da size gayet güzel bir haftanın aydınlanmasını sağlayacak olarak diyorum. Özellikle şöyle demek istiyorum, haritanızda şunu gösteriyor. Farklı fikirler, farklı kendinizi geliştirmek istiyorsanız kendi kariyerinizle alakalı ya da işinizle alakalı bazı noktalarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız özellikle Salı ve Çarşamba bu konu için çok keyifli olacak. Farklı insanlardan gelecek teklifler ya da size sunulacak olayları değerlendirirseniz inanılmaz güzel ve esnek ve keyifli hafta olacak diyorum. Şöyle bir şey var. Cuma günü özellikle sizin için dilinizi tutamayacağınız, fevri davranışlar yapacağınız bir döngü olacak iş çevrenizde. Bence bu konuyla biraz dengelemeniz gerekiyor. Çünkü bu konu ileride size sorun olarak gelsin istemiyorum. Devlet ya da büyük kurumsal firmada çalışan koç burçlarında da belki evde takip etmeniz gereken bazı olaylar olabilir. Biraz bununla ilgili burkulabilirsiniz. Ama sonu yine sizin için görevinize devam edeceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Uzun süredir iş mahkemenizle alakalı bir bu aralık sizin için bununla ilgili olumlu süreç verecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Aslında başarılarınıza başarı katacaksınız. Sadece yabancı dil aksanınızla ilgili toparlamanız gereken bir dil eğitimine ihtiyacınız var. Bunu toparlamanız gerekiyor. Son zamanlarda fazlasıyla kredi borcunuz ya da geçmiş ilişkinizden kaynaklanan nafaka, miras ve bazı konularda ön planda dikkat ederseniz daha keyifli ve daha güzel olacak. Sağlık konularınız özellikle sizi özellikle göğüs ağrımız ya da kafes ağrımız dediğimiz noktalarda ve grip ve enfeksiyonlara dikkat edeceğiz. Aşksız olan koç burçları ve işsiz olanlar da bu hafta böyle gerçekten iş ve aşk konusunda netliğe kavuşacağınız bir hafta olacak. Bu da sizi gayet keyifli ve iyi kılacağını söyleyebilirim. Aile arasında da uzun süredir vakit geçiremiyorsanız anne baba bireylerle devam edin böyle görüntülü diyaloglara. Çünkü eğer yakın diyaloglar herkesi hasta edebilir ailenizin sağlığı için. Lütfen bunu ihmal etmeyin diyorum. Vallahi saçlarımı kısa kestirdim. Şekil almıyor. Şekil olmadığı için de böyle dağınık gibi hani yani kırı dağılmış gibi olmasın saç şekil almıyor öyle düşünelim. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli koç burçlarım. Bir de uzun süredir evliliğinizle ilgili bir ev almak, ev parası, evle ilgili güzel bir sürpriz. Son zamanlarda dikkatsizlikten aile büyüklerimizde kemiklerle ilgili hassas kırılma bu tarz olaylar gündeme gelebilir. Dikkat edin. Mutlu olun koç burçları. Rabbim size bütün güzellikleri nasip etsin. Allah'a emanet olun.